Perslerle Yunan kent devletleri arasındaki mücadele, yüzyıla yakın bir süre devam etmişse de bu süreçte en önemli savaşlar Perslerin Yunan anakarasını M.Ö. 490 ile M.Ö. 480 yıllarında ele geçirmeye çalıştığı sırada yaşanmıştır. Savaşın sebeplerinden bir tanesi M.Ö. 499 ile 494 yılları arasında meydana gelen İonya ayaklanmasıdır. Persler her ne kadar ayaklanmayı bastırmış olsalar da Yunanistan'ı ele geçirmeden Anadolu'daki Yunan kentleri üzerindeki hakimiyetlerinin sağlama alınamayacağını düşünüyorlardı. Pers kralı Darius'un damadı Mardonius, M.Ö. 492 yılında başlattığı ilk seferde Trakya ve Makedonya'da bazı başarılar sağladıysa da kesin bir sonuç alamadı. M.Ö. 490 yılında Pers birlikleri Attika Yarımadası'na, Atina'nın kuzeydoğusundaki Maraton yerleşimi yakınlarından çıktılar. M.Ö. 490 yılının Eylül ayında gerçekleşen ve öğleden akşama değin süren çarpışmada Datis ve Artafernes komutasındaki Pers birlikleri Miltiades komutasındaki Atinalılara yenilmişti. Perslere sürgündeki Atina tiranı Hippias rehberlik ediyordu. Atinalıların 10 bin askerine karşılık Persler bunun yaklaşık 2 katı askere sahipti. Herodot'a göre Perslerin 6400 kaybına karşı Atina birliklerinde sadece 192 kayıp vardır. Anlatılanlara göre Atinalı Feidipides olduğu söylenen bir asker Maraton ile Atina arasındaki yaklaşık 40 kilometreyi koşarak Sparta'ya gelmiş ve yardım kuvveti gönderilmesi talebini iletmiştir. Maraton yenilgisi Perslerin gücünü azaltmamış fakat Yunanlılara izleyen yıllardaki Pers seferleri için psikolojik üstünlük vermiştir. Atinalılar yalnız kendi kentlerini değil tüm Yunanistan'ı kurtardıkları için büyük ün kazandılar. Dönemin şairleri onları Helenlerin öncüleri olarak nitelendirdi. Ayrıca bu zafer tiranlara karşı direnişin simgesi, demokrasinin doğuşunun önemli bir basamağı olmuştur. Zira Darius, Atina'nın başına yeniden tiran Hippias'ı geçirmek istiyordu. Maraton zaferinde tanrılar Pan ve Herakles'in de katkısının olduğuna inanılır. Maraton çarpışmasından yaklaşık 4 yıl sonra Pers kralı Darius ölünce ikinci saldırı girişimi 10 yıl sonraya kaldı. Bu kez Darius'un oğlu Xerxes büyük bir ordu toplayarak Trakya ve Makedonya yoluyla Yunanistan'a girdi. Bu sırada Makedonya kralı Alexander'ın desteği sağlanmıştı. İki ordu Yunanistan'ın doğusunda Malyakos Körfezi'nin güney kesiminde yer alan Termofile geçidinde karşılaştı. Perslerin 150 bin kişilik ordusuna karşılık Yunanlılar 6-7 bin kişilik bir güce sahipti. Termofile geçidini tutan Spartalı Leonidas komutasındaki Yunanlılar 2 gün boyunca mevzilerini korudular. Daha sonra bölgenin yerlisi olan bir Yunanlı Efialtes alternatif bir geçiş yolunu Perslere gösterince Yunan ordusunun çoğu geçidi geçmiş bulunan düşmanın önünden kaçarak dağıldı. Sparta kralı Leonidas 300 askeriyle birlikte bir süre daha direndi fakat sonunda öldürüldü. Aynı gün Yunanistan'ın doğusundaki Eboya adasının kuzeyinde Artemision Deniz Savaşı gerçekleşmişti. 3 gün süren bu savaşta Yunanlılar Pers donanmasına büyük zarar verdiler ve Persler teknik üstünlüklerine rağmen savaşın son günü geri çekilip çekilmemeyi değerlendiriyordu. Termofile çarpışmasının sonucu bu sırada taraflara ulaştı. Kesin galibin olmadığı bu savaş Pindaros'a göre Yunanlıların özgürlük ışıltılarını ilk gördükleri yer oldu.
Atinalıların can güvenliği açısından kentin boşaltılması gündeme gelince, Yunan donanması Atina'nın batısındaki Saros Körfezi'nde bulunan Salamis Adası açıklarına geldi. Bu sırada Persler aralarında Atina'da olmak üzere teslim olmayan kentleri yağmaladılar. Artemision'da istedikleri sonucu alamayan Persler, kış bastırmadan tekrar bir saldırı başlatmak için Salamis Adası ile Piraeus arasındaki dar boğaza girdi. Burada gerçekleşen Salamis Deniz Savaşı'nda çok sayıda hantal gemiye sahip olan ve rahat manevra yapamayan Pers donanması, Temistokles'in Laryon'daki gümüş madenlerinin geliriyle oluşturduğu Yunan donanması tarafından ağır bir yenilgiye uğratıldı. Bu çarpışma tarihin kayıtlarına geçen ilk büyük deniz savaşıdır ve Herodot tarafından ayrıntılı şekilde anlatılmıştır. Herodot bu savaşın Sirakus tiranı Gelon'un kanacakları yendiği Himera savaşıyla aynı günde gerçekleştiğini yazmıştır. Ayrıca bu savaşta çarpışmış olan Tragedya yazarı Esilos'un Perser adlı eseri de bilgi kaynaklarımız arasındadır. Bu yenilgiden sonra Xerxes, Mardonius komutasında bir orduyu Yunanistan'da bırakarak Sardes'e çekildi. Ertesi yıl Pers-Yunan savaşlarının son büyük çarpışması Korintos kıstağının kuzeyindeki Plataea Ovası'nda gerçekleşti. Sparta kralı Pausanias komutasındaki Yunanlılar Persleri yenerek Yunanistan'dan sürdü. Mardonius ise öldürüldü. Bu galibiyetin şerefine Pausanias, Delfi'deki tapınma merkezine birbirine sarılmış 3 yılanın oluşturduğu bir sütun üzerinde duran bir kazan hediye etti. Bu 3 yılanlı sütun bugün İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda durmaktadır. Plataea Savaşı'ndan galip çıkan Yunanlılar aynı gün Efes'in güneyindeki Mikale Burnu üzerinde karaya çıkarak orada mevzilenmiş Persleri püskürterek gemilerini ateşe verdiler. Bu çarpışmada Yunanlıların başında komutan olarak Sparta kralı 2. Leotikides vardı. Böylece Anadolu Perslerden temizlenmiş oldu. İyon kentleri ise isyan ederek Pers satraplarını kovdular ve bağımsızlıklarını kazandılar. Savaşın hemen ardından Yunan kentleri Atina'nın önderliğinde Attika Delos Deniz Birliği'ni kurdu. Bu birliğin başkomutanı olan Kimon, M.Ö. 469 yılında Güney Anadolu'da Antalya'nın doğusundaki Yurumedon Irmağı ağzında mevzilenmiş olan 200 gemilik Pers donanmasını ve kara ordusunu bozguna uğrattı. Bölgedeki bazı kentler bu başarıdan sonra birlik içinde yer aldılar. Pers-Yunan savaşları M.Ö. 449 yılında Atina ve müttefikleriyle Pers kralı 1. Artaxerxes arasında imzalanan Kalyas barışıyla sona erdi. Bu savaşların Yunan kent devletlerinin zaferiyle sonuçlanması, Yunan kültürünün ve politik yapılarının Pers İmparatorluğu'nun çöküşünden çok sonralara değin yaşamasını sağlamıştı. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.